Asil Kataforiz Stüdyo Feneri sunar. Febiha TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'te beraberiz. İrfan hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Son dönemlerde Sayın Başkan Ali Koç özellikle son birkaç gündür camiaya çok önemli mesajlar veriyor. İstersen oradan başlayalım. Önce Samandıra tesislerine gitti. Hem futbolcularla bir görüşme yaptı, hem teknik direktör Pereira ile bir görüşme yaptı ve daha sonra da FB TV'de çok önemli bir yayına girdi ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Arkasından Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç Hamburg'da Fenerbahçe Derneği'nin açılışı vardı. Kuruluş 20. kuruluş yıl dönümü. Aynen, yıl dönümü vardı. Asr-ı Fener kitabını hem tanıtımı yapıldı hem de orada da çok ilginç açıklamalarda bulundu. İstersen buradan başlayalım. Sayın Başkan'ın bu ani çıkışını neye bağlıyorsun? Neler söylemek istersin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Son üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından tabii tepkiler yönetime de yönelmişti. Sadece teknik direktör futbolculara değil, yönetime de yönelmişti. Sayın Başkan Ali Koç da Vito Pereira'nın son Samandıra'da yaptığı Samandıra'ya ziyaret etti ve ona destek verdi. Futbolcularla, takım kaptanlarıyla bir görüşme yaptı. Gerek Mesut Özil, Gustavo, işte yerli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, onlarla birebir görüşmeler yaptı. Takımı toparlamasını istedi. Hamburg'daki tabii Hamburg Fenerbahçeler Derneği'nin 20. kuruluş yıl dönümü diye anlamıyorsam orada onun o derneğin dernek gecesine katıldı. Ayrıca Vakti Fener'in galası düzenlendi. Vakti Fener eserinin galasında da önemli açıklamalarda bulundu. Tabii burada şu açıklamaya aslında vurgulamak lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı, yönetimi kim olursa olsun taraftar camiye seslendi. Can siparişini savunun, onu koruyun, sahiplenin dedi. Yani seviyorsunuz, seviyorsunuz, bizi işte destekliyorsunuz ama dedi sadece dedi başkan olduğumuz için değil, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sahip çıkın dedi. Araya gireyim, bir şey söyleyeyim sana. Çok önemli bir şey söyleyeceğim çünkü. Şimdi rakip Beşiktaş'a bakıyorsun, 10 maçta 7 mağlubiyet almış, tribünlerden ufak bir ses yok. Galatasaray'da da aynı şekilde şampiyonun çok fazla gerisine düşmüş vaziyette. Fenerbahçe'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta puan puanı neredeyse. Aralarında bir puan fark var. Yani tamam liderin 9-10 puan gerisinde ama baktığın zaman Fenerbahçe tribünlerini birileri karıştırmaya mı çalışıyor? Çünkü direkt artık başkana yönelmeye başladı. Şöyle söyleyeyim, ben birilerini karıştırdığını düşünmüyorum. Çünkü şu var, yani lig üst üste 3 maçta mağlubiyet yaşadınız ve ardından da bir maçta da berabere kaldınız. Tabii bu üst üste puan kayıplarının yaşanması, ardından Trabzonspor'un 10 puan gene düşmesiyle tabii tribünlerde bir tepki yöneldi. Çünkü Fenerbahçe camiası kırılgan bir yapıya sahip Aygün abi. 8 senedir bugün bu sene 8. sene. Eğer bu sene de şampiyon olamazsa 8 senedir şampiyonluktan uzak bir tribün ve bir camia var. Ve artık başarıya susamış durumda Fenerbahçe camiası. Ve bu nedenle burada küçük bir Fenerbahçe, diğer camialara nazaran gerek Beşiktaş gerek Galatasaray'a nazaran Fenerbahçe'de en küçük bir puan kaybında veya bir mağlubiyette bu tepkilerin yükselmesi çok normal. Zaten Sayın Başkan orada onu söylüyor. Diyor ki başkanın yönetime sahip çıkın. İşte biz 4 yıldır diyor, 4 senede hangi şartlarda başkanlık yaptığımız zaman içinde diyor anlatacağız ve bunu diyor anlatacağız. Bunu herkes görecek diyor. Ama bu şans da dönecek diyor. Bu şans dönecek. Ben bu seneden umudumu kaybetmedim. İnancınızı kaybetmeyin. Bu takıma destek olun. Bu takımı destekleyin. Burada başkanı değil, başkanı bizleri değil diyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sahip çıkın. Onu destekleyin ifadesini kullanıyor. Tabii burada aslında camiadaki o kırılgan yapıya bir nevi aslında tribünlere bir mesaj niteliği taşıyor. Çünkü henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sayın Başkan da bunu dile getirdi. 3 maçta Fenerbahçe aslında ne konuşuyorduk 3 maç önce? Trabzon maçına kadar Fenerbahçe işte şampiyonun en büyük adayı, işte ligi lider tamamlamış. Her şey pozitif hava esiyordu Fenerbahçe'de. Ama Trabzonspor maçıyla başlayan sürecin ardından 3 maçta sanki her şey bitmiş. Fenerbahçe şampiyonluktan havlu atmış gibi bir hava da esinmeye başlandı. Yani oradaki kırılgan yapıyı işte anlatmak istediğim nokta bu. Ama 3 maçta, önündeki 3 maçta şimdi Galatasaray maçını Fenerbahçe kazanırsa ardından üst üste 3 maç kazandığı anda bence her şey tam tersine dönebilir. Ama bu sefer de her şey güldük, İslandık, işte her şey toz pembe bir tablo çizmek de gerekmiyor. Çünkü halen Fenerbahçe'nin eksikleri var. Futbol anlamında
eksikler söz konusu. Ama burada tabii yönetime ve teknik heyete çok büyük önem çok büyük görev düşüyor. Tabii devre arasında Sayın Başkan da dile getirdi, transfer yapacağız ifadesini kullandı. Yani 3 maç Fenerbahçe kazanırsa her şey tersine dönebilir. Çünkü Galatasaray'la Beşiktaş'ta puan farkı çok yok. Şimdi Galatasaray'ı yendiğin anda Galatasaray'ın üstüne geçiyorsun. Beşiktaş'ta da yine kendi sahanda oynayacaksın. Bu maçlarda kazandığın anda Fenerbahçe'de her şey tekrar yoluna girebilir. Ama tabii kaybederse bu sefer, ama puan kaybederse Galatasaray maçında bir yenilgi düşünmüyorum ama bir yenilgiyle ayrılması durumunda da bu sefer de bu sesler daha da yükselecektir. Yani burada tribünleri karıştıran değil, bence orada sadece bir grup değildi çünkü yönetimi istifaya çağıran, tüm tribünlerde bir tepki oluşmuştu. O yüzden hani ben bir bunu 2017-2018 sezonunda da gördük biz. Daha önceki sezonlarda da yaşadı Fenerbahçe. Aykut Kocaman teknik direktörü döneminde de asıldırma da yapıldığını yaşadı. O yüzden hani bu biraz kırılgan bir yapıya sahip camia. Bu da ancak işte üst üste başarı kazanırsan bu yapıyı biraz daha destek anlamına dönebilir diye düşünüyorum. Tabii her şey sahadaki başarıya bağlı. Sana katılıyorum ama tabii ki benim de hala kafamda bazı soru işaretleri var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu döneme baktığımız zaman, bu dönemde maalesef Fenerbahçeli bazı futbolcuların ıslıklandığını görüyoruz. Saha içerisinde şöyle söyleyeyim, ıslıklanmalar yaşandığını gördük. Aygun abi şu var, bunu diyorum, daha önce de çok yaşadı Fenerbahçe. Yani daha ligin 3. haftasındayken, ben çünkü basın tüm bütün maçlara giden bir basın mensubu olarak söylüyorum. Yani 3. haftada, daha 3. haftadayken ben tribünden bazı futbolcuların ıslıklandığını, i̇şte bazı futbolcuların özellikle işte tepki gördüğünü, o yüzden de özellikle saha içerisinde. Şimdi şunu kimse anlamıyor. Ya Fenerbahçe deplasmanda daha rahat futbol oynuyor. Ama kendi sahasında daha gergin sahaya çıkabiliyor futbolcu. Niye? Çünkü tepki görebilirim. Tribünlerden tepki gösterdiği istedikleri hareket i̇şte yapamıyor. Aynı noktaya geliyoruz. Dediğim noktaya geliyoruz. Yani Fenerbahçe tribünlerini sanki böyle birileri başkana karşı biraz dolduruyor tarza döndü. Çünkü önce futbol takımından başladı. Arkasından Mesut Özil'den başladı. Pereira'dan başladı. Mesut Özil Pereira sıkıntısından başladı. Şimdi Sayın Başkan Ali Koç'a döndü. Bence taraftarın artık takımına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Camiaya sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkan'a destek olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe futbol takımına ne olursa olsun bu zorlu mücadelede destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii şimdi biraz da takıma da bir şunu söyleyeyim. Bunu ben defalarca, ben artık yani şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Burada zaman tabii gazetecilik mesleği olur. Tabii sen aslında bir spor yazarısın. Spor yazarı, objektif olur. Objektif anlamda da. Objektif ama ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Bunu tribünde dediğim gibi net bazı şeyleri görebiliyoruz. Basın tribünde izlediğimiz zaman bunu daha önce de yaşadı Fenerbahçe. Daha önce de yaşadı. Ama biz bunları işte bakın taraftarlar destek versin. İşte takımının sezon sonunda ne varsa zaten Sayın Başkan Ali Koç da bunu ifade ediyor. Yani maç bitsin. Maç bittikten sonra tepkini göster. Ben bunu defalarca dile getirdim. Ben oynanırken bunu, tepki verilmesi biz yanlış. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman vasat sevici olarak nitelendirdik bazı kesimler tarafından. Hiç önemli değil. Çünkü niye? Ya maç bitti. Maç esnasında sen protesto ettiğin zaman takımı daha da aşağıya çekiyorsunuz. Bakın Kayseri Spor maçında 2-0 geriye düştü Fenerbahçe. Yani belki diye bağıranlar oldu ya. Maçı yani çevirebilirdin. Şey maçı çevirebilirdin. Yani bunu daha önce de yaşadı Fenerbahçe. Daha önce de tribünlerde böyle gözük. O yüzden takımına sahip çıkması lazım. Şu anda Fenerbahçe kulübünün de Sayın Başkan Ali Koç'a destek olunması lazım. Taraftarların destek olması, futbolculara teknik heyete destek olması lazım. Ha sonuçta bir başarısızlık olduğu zaman da zaten tepki göstermeleri çok normal. Şu anda biraz tabii başarısızlık var ama henüz daha kaybedilmiş hiçbir şey yok. Aynen. Ve sezonu daha henüz başı. Daha ligin 12. haftasındayız ve oynanmamış birçok maç var. Üst üste çünkü Fenerbahçe 2010-2011 sezonunda da şampiyonluğa ulaştığı zaman da sezonu 10 puan geride 9 puan 10 puanında Trabzonspor'un gerisinden tamamlamıştı. Yani hemen hemen benzer bir tablo var. O yüzden kaybedilmiş bir şey yok. Üst üste alınacak bir seri galibiyetle Fenerbahçe yine bu sezonu şampiyonla tamamlayabilir. Ama burada camianın bir olması lazım. Sayın Başkan da bunu ifade ediyor. Diyor ki Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluklar her zaman zor olmuştur. Evet, Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluklar her zaman zor olmuştur. Çünkü Fenerbahçe işte şu anda 20 takım varsa
19 takıma karşı mücadele ederek şampiyonluğu elde eder. Çünkü diğer rakiplerin hepsi, yani bunu diğer takımların şampiyonluğuna gölge düşürmek istemem ama yani daha Fenerbahçe'ye karşı daha agresif, daha sert oynuyorlar. İşte zaman zaman hakem hatalarıyla daha fazla mahrum kalan Fenerbahçe'dir. Ömer abi vardı, Ömer Faruk Yunal, biliyorsunuz hakemlerle ilgili önemli bilgilere sahiptir. Ömer Faruk abinin de geçen televizyon kanalında bir ifadesi vardı. Hakem kelle salmayan tek takım Fenerbahçe'dir. Çünkü öyle ifade etti. Diğer takımlar hakem hatalarında kelleler aldı ama Fenerbahçe almamıştır. Ama en fazla hakem hatası da yine Fenerbahçe'ye maruz kalan takım olarak birkaç çıkıyor. İrfan, tabii hafta sonu bir derbi var. Sistem tabii ki bize gelen bilgiler o yönde. Tabii son anda ne yapar Vitor Pereira bilemiyorum ama sanki 4-2-3-1'e dönecek gibi. İstersen bir bu sisteme göre bir kadro yapılanması nasıl olacak? Neler söylersin bununla ilgili? Önce bir sakat oyunculara bir değinelim. Aynen. Şimdi Luis Gustavo, Altay Bayındır ve Valencia'nın derbide oynamayacağını söyleyelim. Şimdi Gustavo'nun belki bir ihtimal yetişme ihtimali var ama onun daha çok Olympiakos maçında oynamasını bekliyorum ben. Sosa'yı kullanacak herhalde tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle Sosa Mert Hakan ikilisiyle çıkacağını düşünüyorum. Şimdi dörtlü savunmada şimdi Tisaran'ın sakatlığı vardı. İrfan Cankavici de bireysel olarak çalışıyorlar ama İrfan Cankavici ve Tisaran'ın çok ciddi bir sakatları yok. Onlar derbide teknik heyet görev verirse forma giyebilecek. Nasıl bir 11'de çıkabilir? Kalede zaten Berk Özer. Çünkü alternatifi yok. Altay Bayındır Ocak ayına kadar büyük ihtimalle sahalardan uzak kalacak. Defansta dörtlü savunmaya göre sol bekte Novak, Minja Hakim, Atilla Salahi ikilisi ya da Tisanant orada ikili olarak olabilir. Sağ bekte orada Nazım'ı görebiliriz. Ama sağ bekte Tisanant'ı da kullanabilir. İkili arasında karar verecektir. Orta sahada Sosa Mert Hakan ikilisi. Ama Miha Zajc da Slovenya'da çok iyi bir performans ortaya milli takımda. Goller de attı. İki gol attı milli takımda oynadığı maçlarda. Orada Miha Zajc'ı da parantez içine alabiliriz. Orta Ansan'da Osayi Samuel'in cezası sona eriyor. Onu büyük ihtimalle değerlendirecektir. Solunda yine Ferdi Kadıoğlu. Onların önünde Mesut Özil serbest 10 numara pozisyonda, oyun kurucu pozisyonunda oynayacaktır. Ve ileride de Berisha'yla çıkmasını bekliyorum ben Fenerbahçe'nin. Tabii takım da Fenerbahçe futbol takımı belki ligde istediği sonuçları elde edemiyor ama futbolcularına da büyük teklifler geliyor. Baktığın zaman Kimji gibi, Zalai gibi birçok futbolcu, birçok yıldız isme de teklifler geliyor. Bunlarla ilgili neler söylersin? Şimdi Salahi ile ilgili çok ciddi transfer teklifler var. Hatta bu teklifler de artık yurt dışı basında Türk kaynaklı olmayan şekilde çıkmaya başladı. Güzel İngiliz takımları Atilla Salahi ciddi bir şekilde ilgileniyor. Chelsea en son ilgilendiği yönde haberler çıkmıştı. Evet, ciddi bir şekilde ilgileniyor. Newcastle United, Atletico Madrid ve Sevilla kulüpleri Atilla Salahi ile ilgileniyor. Devre arasında ciddi bir transfer teklifi gelebilir. Fenerbahçe ama tabii 20 milyon euro gibi bir bedel belirlemişti. En az 20 milyon euro'nun aşağısında bir bedele sapmayı düşünmüyor Atilla Salahi. Bu bedele gelirse de değerlendireceğini düşünüyorum ben teklifleri. Minja Hakim için de yine İngiliz kulüpleri takip ediyor. Hem Güney Kore milli takımındaki performansını hem de Fenerbahçe'deki performansını yakından takip ediyor. Ben ezeli derbide her iki futbolcunun da yine Avrupa'nın önemli kulüplerin scoutları tarafından izlenecekler, onu söyleyelim. Tabii burada işte transfer listesinde yer alan kulüpler her iki futbolcuyu da ezeli derbide yakından takip edecek. Bunu da buradan izleyenlerimize söyleyelim. Tabii sadece Atilla Salahi değil, bazı futbolcular da var. Mesela şimdi Ferdi Kadıoğlu gerçekten bu sezon çok iyi performans ortaya koyuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Devre arasında büyük ihtimalle Fenerbahçe onunla bir sözleşme yenileyecek. Ama tabii elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü gerçekten bu sezon farklı bir performans ortaya koydu. Bazı Hollanda kulüpleri de Ferdi Kadıoğlu'nun performansını yakından takip ediyor ve onlar da Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya katmak istiyor. Ama Fenerbahçe Ferdi'yi bırakmayacaktır. Çünkü Mart ayında milli takım tercihini de yapacak. Stefan Kuntz onu istiyor milli takım Aykın abi. Yani diğer şu an önceki Şenol Güneş gibi değil ama Stefan Kuntz özel olarak görüştü onunla. Ve burada onu milli takımda görmek istediğini söyledi. Ona planlarını anlattı. O da Mart ayında kesin kararını vereceğini söyledi. Hatta artık onlar da Ferdi'nin kararını bekliyor. Ama ben Ferdi'nin de milli takım tercihini Türkiye'den yana yapması halinde zaten yerli olarak oynayacak Fenerbahçe'de o süreçte. Ve Fenerbahçe için önemli bir kazanç olacaktır. Evet, teşekkür ederim İrfan 25.
Febiha TV YouTube kanalında Süte Fener programının sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Febiha TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğeniyi de bol bol tıklıyoruz. Evet. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.